Tabii. Halat da içinde. Bak, diğer taraf Asuras. Evet, evet. Evet. Bu da bir tapınak. Evrenin kolları. Diye bir kralların ve buranın özellikle Urartu'nun medeniyetinin başkenti dediğimiz yer Tuş Van. Yani Urartu'nun başkenti buraymış. Yani buradan dağılıyormuş herkes. Yani bu bir hiç kimsede olmayan bir yetenek. Yani ben sadece burada kalenin işte görevlisiyim dememiş. Kalenin tarihini, kalenin tarihçesini bir de Urartuların yani yazısını öğrenmiş. Tanrı, Tengri, Tangri, Dingir, İrmuşi, Ardur. Oradaki tapınağı Tanrıları İrmuşi'ni diyor. Arkasında da Haldin'in resmini çizmişim. Orijinal resim. Milattan önce 900. yüzyıllarda yaşamış bir toplumun burada tarihi kalıntılarını, tarihi yerleşim yerlerini gördük. Urartular, özellikle Urartu yazı dili Hurilerden Urartulara geçmiş. Özellikle tanrısını anlatan standart dille yazılmış. Bir özellikle de kitabelere yazılmış, taşa yazılmış bir dil. Bu dilde, bu dilin sonucunda özellikle Van Gölü, Tuşba, bu işin merkezi, Orta Asya'ya kadar uzanan, bizim iç Anadolu'da Malatya'ya kadar uzanan bir medeniyet, Urartu medeniyeti. Bu dil standart bir dil olup taşlara yazılan bir dil. O günden bugüne kadar günümüze gelen 1700 tane yazı taşı var, kitabesi var. O 1700 tane kitabe birçok yerde sergileniyor. Bunların 300 tanesi özellikle Tanrı'yı anlatan, yaşam şeklini anlatan standart bir dille yazılmış kitabe. Geriye kalan 30 tane de, yani 30 tane ayrı bir yazı karakteri de şeyden çıkan, kaleden çıkan, o günkü kullanılan normalinde işte testisi, yiyecek içecek kapların üzerinde yazılı olan Urartu yazı dilidir. Bu dili de en iyi bilenlerden birisi. Tabii ki birçok ülkelerde bu işi, yani özellikle İran'da da bu dili bilen birçok hocamız, akademisyenlerimiz var ama burada çok enteresan birisiyle sizi baş başa bıraktım tarihi. Yani buranın bekçiliğini yapmış ve azmetmiş, dilini öğrenmiş ve bu dilini Karacadağ'dan, yani şeyden Diyarbakır'dan getirdiği taşların üzerine yazmış, satan bir bekçiyle sizi buluşturdum. 61 yıldır bu mesleğe kendini adamış ve özellikle bunu azmetmiş, birçok arkeoloğun da ilgisini çeken bir şahısla sizi buluşturmaya çalıştım. Yani inşallah bundan sonraki nesilleri bu işi yapar mı bilemem ama özellikle akademisyenlere buradan mesajımız şudur ki Urartu yazı dilini ve kitabelerini anlayan ve onu yazan, onu okuyan birçok akademisyen hocalara ihtiyacımız var. Bunları da yetiştirmek akademisyenlerimizin görevi. Biz onları da inşallah bu hususta teşvik etme adına bu tür girişimlerde bulunacağız. 24 ay tam askerliğimi bitirdikten sonra köyüm olan Çavuştepe'ye döndüm. Daha önce hiç görmediğim, tanımadığım insanlar okulun etrafında dönüyorlardı. Kim bunlar diye sorunca arkeologlardır. Ne yapacaklar? Bulduğu kazacaklar. Bu dağın adı Bulduğu. Evet. Yanlarına gittim. O zaman başlıyorsunuz yarın dedi. Ben de dedim ki hocam beni de yazın, ben de çalışacağım. Güldü dedi ya, sen bugün daha yeni evine geldin. Bir hafta sonra şubeye gidip terhis kağıdını alacaksın. Hocam dedim, o kolayca siz yazın. Bir pazar günüydü. Pazartesi günü kazma, kürek, el arabaları aldık. Çavuştepe'ye çıkmaya başladık. Profesör Akverzen de yaşlıydı. Ata bindirdim, getirdim kolundan böyle. Gezdirdi. İlk sene bir kitabe çıktı. Bu senin kitabın mıydı? Fermanı verebilir miyim? Sana ne var İhburtan? Sana da Tanrıça...